Ve geldik. Siyasette neler yaşanıyor? Biraz onlara bakacağız. Türkiye'de başka haberler de var çünkü. Önce bir Ankara'ya gidelim. Bugün Meral Akşener'in grup toplantısı vardı. Yani siyasetçiler sever gazetecileri azarlamayı. Onun son örneklerinden bir tanesini de mecliste Meral Akşener gösterdi. Acaba izin veriyor musunuz diye soracağım size. Sinan Aygün'le buluşması kulisleri hareketlendiren Meral Akşener gazetecilerin görüşmenin içeriğine dair sorusuna tepki gösterdi. Büyük saygısızlık dedi. İYİ Parti lideri Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la davalık olan eski ATO Başkanı Sinan Aygün'le yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Aygün'ün sahibi olduğu Togo Kuleleri'ndeki görüşmenin içeriğine dair sorularını mecliste sordu gazeteciler. Partisinin grup toplantısından çıkan Akşener gazetecilerin sorusuna tepki gösterdi. Ben cevap vermeyeceğim. Sadece basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için acaba izin veriyor musunuz diye soracağım size. Oktay Vural, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu'nun Akşener'e eşlik ettiği buluşmanın ardından İYİ Parti'nin Aygün'e adaylık teklif ettiği iddia edilmişti. Görüşmeyi doğrulayan İYİ Parti yaptığı açıklamada Aygün'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı iddialarını ise reddetmişti. Bu arada Birleşmiş Milletler'den bir haber var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'deki hastane saldırısını görüşmek için bir araya geldi. Peki o soruyu sorayım o zaman. Mutlaka evinizde veya yanınızda kimse varsa sormuşsunuzdur. Toplandı da bunlar ne çıkacak? Bir şey çıkacak mı? Hayır. Hiçbir şey çıkmayacak. Ha, İran ne yaptı? İran siyah sancağı çekti. O da siyah sancak da önemli İran için. Horasan'daki Razavi Türbesi'nin kubbesine kara sancak çekildi. Kara sancak savaş ve intikam çağrısıymış. Zaten İran'dan yapılan son açıklamalara baktığımızda bunun intikamı alınacaktır diye söylemler vardı. Öğle saatlerinde de İsrail Hizbullah'ı Lübnan'da bombalamaya başladı. Karşılıklı olarak bu şekilde atışlar söz konusuydu. Tabii ki ayrı kalamıyoruz. Yani evet siyaseti veriyoruz ister istemez ama gözümüz yine Gazze'de oluyor. Gazze'de Hamas-İsrail savaşında oluyor. Ve bir